Abdülkadir Selvi bir şeyler oluyor. CHP'nin tutumu nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu başlamadan bitti. AK Parti CHP ile olmazsa MHP ve HDP ile yola devam kararı aldı. MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı üçlü olmasa dahi ikili olarak komisyonun çalışabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu yeni bir durum. AK Parti uzlaşmayı sonuna kadar zorlayacak. Böylece kimin uzlaşma yanlısı, kimin uzlaşma karşıtı olduğunun görülmesi sağlanacak. Bu sürecin tüketilmesinden sonra B planı devreye girecek. AK Parti yeni anayasa teklifini Meclis Başkanlığı sunacak. Afrika gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu süreci konuştuk. Erdoğan, başkanlık sistemi ve yeni anayasa konusunda kararlı. Kafasında bir yol haritası var. Ya yeni bir yol bulacaksın ya yeni bir yol açacaksın. Cumhurbaşkanı, yeni bir yol açacaksın noktasında. Hepsi çekilse dahi yola devam edilebilir. Daha önce yaptığımız bir anayasa çalışması var. İktidar Partisi o çalışmayı pekala parlamentoya getirebilir. İktidar Partisi meclise bir anayasa taslağı getirebilir. Erdoğan'a AK Parti kendi teklifini sunmayı planlıyor. Bunu nasıl karşılarsınız diye sorduk. Doğru buluyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. İktidar Partisi kendi teklifini getirebilir karşılığını verdi. O aşamada kritik soru devreye girdi. Anayasanın meclisten geçmesi için en az 330'u bulmak gerekiyor. AK Parti'nin milletvekili sayısı 317. MHP bulsunlar 330'u geçirsinler havasında. Bu durumda anayasa nasıl çıkacak? İşte Cumhurbaşkanının yanıtı. O zaman halk nezdinde şöyle bir şey oluşur. İktidar Partisi gereğini yaptı ama parlamentodaki diğer üyeler destek olmadı. 330'u bulmak için özel bir çaba var mı? orasını bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da ne zaman 330 konusu açılsa bir tedirginlik hissetmiyorum. Burada dillendirilen bir formülde 330'u bulmak için bir baskın ya da erken seçime gitmek. Başbakan Davutoğlu'na sorduğumuzda her defasında net ve keskin bir dille yalanladı. Erdoğan'a da sorduk. Ben erken seçimden yana olmayan bir insanım. Fevkalade durumlar olur. Tabii o ayrı bir konu, karşılığını verdi. AK Parti sadece 2007'de erken seçim kararı aldı. Çünkü 27 Nisan e muhtırasına muhatap olmuş. Cumhurbaşkanlığı seçimi kilitlenmişti. AK Parti millete gitmekten başka çare kalmamıştı. AK Parti'nin baskın seçime gidip anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla gelmeyi planladığına dair bir emare gözükmüyor. 7 Haziran'da hükümet kurulamayınca anayasal zorunluluk olarak millete gidildi. Öncelikle milletin seçimin gereğine inanması gerekiyor. Millet gereğini yaptı. O şartlar oluşursa işte o zaman siyasette 24 saat uzun bir süredir diyebiliriz. AK Parti anayasa yapım sürecini milletle beraber götürmeyi ve başkanlık sistemi konusunda kamuoyu desteğini artırmayı planlıyor. Bu arada dış politikada bazı kıpırdanmalar var. Türkiye bir süredir Suriye üzerinden bir dış abluka ile karşı karşıya. G20 zirvesinde dünya liderlerini ağırlayan Türkiye tablosu 24 Kasım'da Rus uçağının düşürülmesinden itibaren tersine döndü. Bu tür durumlarda her zaman Türkiye'nin birikimine güvendim. Türkiye'yi Suriye denkleminin dışında bırakmak için bir abluka uygulandı. Sadece dışarıda değil PKK, DH ve DHKPC'nin terör eylemleriyle Türkiye'yi bunaltma stratejisi izlendi. 10 Ekim'de Mersin'de Sultanahmet'teki canlı bomba eylemini DAEŞ gerçekleştirdi. 17 Şubat'ta Ankara'daki canlı bomba eylemi PYD PKK imzasını taşıyordu. 3 Mart günü İstanbul'da 4 ayrı yere yapılan terör eylemi DAEŞ KPC'nin işiydi. Bir yerden düğmeye basıldığı belliydi. Hem içte hem dışta uygulanan ağır abluka nedeniyle bunaldığımız zamanlar oldu. Artık bunun sonuna geliniyor. Türkiye kolay kolay göz ardı edilebilecek bir ülke değil. Türkiye'nin çok dikkatli izlenmesi gereken bir özelliği var. Türkiye bu tür sıkışma anlarında hiç beklenmedik hamleler yapabiliyor. 1 Mart tezkeresinden sonra 27 Nisan emuhtırası günlerinde, gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde tam bu iş bitti denildiği anlarda Türkiye adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu tür bir döneme giriyoruz. Bir, Türkiye AB AB ilişkileri iyi gidiyor. Ankara mülteciler konusunda yakalanan bu ivmeyi güçlendirip AB trendini yükseltme çabasında. Başbakan Davutoğlu'nun bugünkü Brüksel gezisi bu açıdan önemli. 2. Amerika ile PYD üzerinden gerilen ilişkilerde olumlu sinyaller gelmeye başladı. Dışişleri sözcüsü Körbin'in Kürtler için özel bir bölge düşünmüyoruz şeklindeki sözleri bu sinyallerin bir devamı olarak görülebilir. Amerika'nın PYD konusunda kafası karıştı. Bizim tezlerimizi daha dikkatli bir şekilde değerlendiriyorlar şeklindeki değerlendirmelere tanık Amerika-Türkiye ilişkilerinde kolaylaştırıcı bir faktör olması açısından Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşiyor. Gazze Abluka'nın kaldırılmasıyla kısa sürede karşılıklı olarak büyük elçiler atanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2 Nisan tarihleri arasında ziyaret edeceği Amerika'da Başkan Obama ile bu konuları ele alacak. Ayrıca Hillary Clinton'ın Amerikan başkanlığına koşması Türkiye'den ilgiyle takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye ile iyi ilişkiler kuran Clinton için Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim, devlet adamlığı Kumaşı sağlam deniliyor. 3. Türkiye-İran ilişkilerinde ibre pozitife gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu henüz İran'a gitmeden önce çok önemli bir ziyaret gerçekleştirecek demişti. Suriye üzerinden gerilen ilişkiler yeniden tamir sürecine girdi. İran'a ambargo altındayken en güçlü desteği veren Türkiye, ambargonun kalkmasıyla birlikte başlayan yeni süreçte ekonomik ve diplomatik işbirliğini artırmanın peşinde. Türkiye-İran ilişkilerinin çözüm sürecine bir katkısı olacak mı? Çatışma süreci ile nihayet devam edecek değil. PKK'nın şehir savaşları konsepti başarısızlıkla sonuçlansın, ondan sonra başka şeyler konuşulabilir. Bir şeyler değişiyor. ılımlı rüzgarlar esiyor. Sadece havaya ve suya değil, Türkiye'nin gündemine de cemre düşüyor. Abdülkadir Selvi Yeni Şafak